Merhabalar efendim. Bugün Yaprak Sayarsız başlıyoruz Türk Kahvesi'ne. Yaprak Sayan, Yaprak'ın başka bir programı vardı ama çok çok kıymetli bir hocayı konuk ediyorum. Türkolojinin ulu çınarı, yetiştirdiği talebeleri, ortaya çıkarttığı eserleri sözlükle eski Türk edebiyatı nasıl okunur, bir metin nasıl ele alınır, o bir metin doğru olarak bugüne nasıl nakledilir üzerine pek çok eser vermiş, pek çok ilim adamı yetiştirmiş, hocaların hocası bir isim. Sayın Profesör Doktor Mertol Tulum. Hoş geldiniz efendim, hoş lütfettiniz. Bursa'dan lütfetti, geldi ve doğrusu sizi burada ağırlamaktan dolayı da çok mutluyum. Ve burada bizim de yer yer konuk ettiğimiz birçok ilim insanı size atıfla birçok metni de açıklıyordu. Mertol Tulum Hoca bunu böyle yorumlamıştır. Mertol Tulum Hoca bunu böyle söylemiştir diye. Bu noktada Türkolojinin dünyada ve Türkiye'de hocasısınız. Estağfurullah. Yani bir çığır açan önce olan bir hocasınız. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun. Hoş bulduk. Tabii ben sizin çalışmalarınızın bir kısmını ancak bulabildim burada. Bunları böyle bir şey yaparken bir taraftan da müthiş kitapların içine girmiş bir ilim adamı. Yani her biri hazırladığınız, neşrettiğiniz eser bir şekilde sizden de bir parça aynı zamanda taşır hale gelmiş. Şimdi önce Türk kahvesinden başlayalım hocam. Ondan sonra biraz sizi tanıyalım. Ondan sonra da bu eserlere, Surname, Harname, işte Yakarışlar kitabı, Sinan Paşa, bütün bu eserlerle birlikte bir eski metin bugüne nasıl aktarılır? Bunun üzerinde sizden faydalanmaya çalışalım. Önce Türk kahvesinin bu metinlerde yeri var mıydı diye sormak istiyorum. Yani Türk kahvesi dendiği zaman, hatta kahve dendiği zaman benim hemen hatırıma gelen Nevi'nin meşhur dörtlüğüdür. Nevi divanını rahmetli Ali Tanyeri arkadaşımla, sınıf arkadaşımla hazırladığımız zaman bu dörtlük çok dikkatimi çekmiş ve bütün meslektaşlarıma da duyurmuştum. Çünkü bu dörtlükte kahve yasağının yersizliğine işaret etmekle birlikte Nevi, aynı zamanda o dönem ilim adamlarının medresede dersi olduğunda gece kitap okudukları, derse hazırlandıkları yolunda bir işaret vardı. Dörtlük şöyle, yasak geldiği zaman yazılmış, muhtesip kahve füruşa ne taaddi eyler, kahve füruş kahve satan. Muhtesip dili de belediye görevlisi diyelim. Zabıta diyelim. Zabıta diyelim. Ne taaddi eyler, niye onu zorlar sıkıştırır diyor. Yoksa kafir mi olur içse Müslüman kahve? Erte derse çıkamaz, gece kitaba bakamaz. Eğer içmezse müderris iki fincan kahve. Şimdi bu böyle midir? Gerçekten. Benim dedem, bizim ailem Rumeli. Evet. Henüz göçmeden, Türkiye'ye göçmeden, iki dedem İstanbul'a gelmişler, Fatih medreselerinde okumuşlar, mezun olmuşlar. Bir mekete dönüp Ora medreselerinde müderrislik etmişler. Fakat medrese alışkanlığı benim dedemin ölümüne kadar devam etti. Gözleri çok az görür durumda iken bile, biz lise öğrenciliğimizde sinemaya giderdik arkadaşlarla Bursa'da. Onun oturduğu ev böyle hemen yola penceresi olan bir giriş katı, zemin katıydı. Gecenin yarısında, birinde, ikisinde mum ışığında o koca medrese kitaplarını açıp okuduğunu görmüşüm. Demek ki eski medrese de böyle bir alışkanlık. Yani gece çalışma. Evet, gece çalışma alışkanlığı. Gece çalışma alışkanlığı. Ve kahve tiryakiliği. Şimdi küçük selecikler vardı böyle. Selecik, örme selecik. Evet. Onun içinde kahve, değirmen efendim, ve ispirt ocağı. Gece kalktığı zaman kendisi pişirir, kendisi içer kahveyi. Demek ki bu medresede bir gelenekti. Bunun kahvenin yasaklanmasında medrese hocaları için önce nevi isyan etmiş. Evet. Ama siz metni, bu şiiri bu günümüz Türkçesine aktarırken içinde irdeliyorsunuz, yani anlamına bakıyorsunuz. Evet. Detay. Evet. Yani hani sadece bir dil aktarımı yapmıyorsunuz. Ve eski metin aktarımı da sadece bir kelime çevirisi değildir diyorsunuz. Nedir yani eski metin dediğimiz bu yazma eserlerin bugüne gelirken, bugün günümüz Türkçesine gelirken yapılması gereken, geçmesi gereken aşamalar nelerdi ve biz ne yapıyorduk? Ayşe Hanım, şimdi ben ilk defa zannediyorum ben kullandım ve Dede Korkut'un
girişine yazdığım yazıda da bunu biraz detaylı olarak yazdım. Şimdi her metin okuyan için dilsiz bir muhataptır. Hiçbir metin, elimize aldığımız hiçbir kitap bizim sorumuza cevap veremez. Ama muhatabımızdır. Biz onunla konuşuruz. Konuştuğumuz zaman onun söylediklerini anlamak zorundayız. Şimdi eski olsun yeni olsun, bir metnin anlaşılabilmesi her şeyden önce o metnin kelimelerinin bilinmesine, iki, o kelimelerle anlatılanın bağlamlarına uygun şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Aksi takdirde yanlış anlarız. Şimdi bu, ben esas alanım benim dilciliktir. Ama edebiyata o kadar yöneldim, eski edebiyata o kadar sevdim ki, rahmetli olan Necmettin Hacı Eminoğlu. Evet. Birol Emil, sağ olan Birol Emil'le birlikte bir de Mehmet Çavuşoğlu vardı. O da sınıf arkadaşı Merken vefat ettiği bir trafik kazasında. Divanları ezberlemeye başlamıştık. Mesela ben Fuzuli'yi ve Şeyh Galip divanlarını ezberlemiştim. Şiir yarışmaları yapardık aramızda. Bir araya toplandığımız zaman. Bir kafiyeden harekette, bir beyitten harekette. Şiire bu kadar yakınlık duydum ve hiç kopamadım. Bütün hayatım boyunca yayınladığım metinlerle bizim Osmanlı sahası metinleri mensur ve manzum olarak hiçbir zaman ayrılamaz. İkisi iç içe. O kadar iç içedir ki mensur bir metin mutlaka şiir ihtiva eder. Belli ölçüde de olsa ihtiva eder. Evet, bir divanda nesir, mukaddemesi halinde nesir yoktur ama şiirle nesir birbirinden ayrılamaz. İkinci ayrılmadıkları önemli noktada nesir dili şiir diline çok yakındır. Çünkü secili bir yapı vardır bizim nesrimizde. Bunun bir yılı var mı? Yani şu yıldan sonra bunu daha çok gözlemliyoruz diyebileceğiniz bir şey var mı? Mesela işte Oznameleri de siz Oğuz Beylerin hikayelerini de çevirdiniz. Yani tekrar yeniden elden geçirdiniz. Tabii bu yazı dilinin gelişmesine bağlıdır. Şimdi başlangıçta bizim edebiyatımız 14. yüzyılda tercüme faaliyetiyle başlamıştır. Fars edebiyatının belli başlı manzum metinleri önce Türkçe'ye aktarılmış. Nesir ise 15. yüzyıldan sonra gelişmiştir. O da Bayezid'in özellikle teşvikleriyle. Bayezid malum pek çok tarihçiliğin de Türk tarihçiliğinin de başlangıcı. Evet, başlangıcı sayılır. Mesela benim büyük bir triyakilikle okuduğum yazmalar arasında en önemlileri Tevarih-i Âl-i Osmanlar'dır. Tevarih-i Âl-i Osmanlar'da Dede Korkut dilinin bir gelenek olarak devam ettiği görülür. Dede Korkut'u adeta bize triyakilik yaratan Dede Korkut'un özelliği işte bu secili yapıyı yansıtmasıdır. Bu yazarı belli olsun olmasın Tevarih-i Âl-i Osmanlar'a doğrudan doğruya geçmiş ve inanılmaz bir tat vermiştir ona o dil. Şimdi bu seci fazla sanatlı olmamakla beraber kullanıla gelmiştir. Ama 15. yüzyıldan başlamak üzere özellikle Sinan Paşa secili nesri öyle bir müzikal ses vererek değiştirmiş ve hemen hemen 3 eserinde de kullanmıştır ki bugüne kadar aşılamamış bir seviye tutturmuştur. Sinan Paşa'nın en büyük tarafı zaten budur. Şimdi Sinan Paşa'nın... Burada taza bir... Siz Sinan Paşa'nın 2 eserini bugünün Türkçesine kazandırdınız. Evet. Marifname ve Tazarlıname. Bu bendeki Diyanet Vakfı'ndan çıktı ama başka bir yerden. Şimdi Tazarname'nin ilk yayını 1971 yılındadır. Benim doktora tezimin metin kısmıydı. Evet. Mehmet Kaplan Hoca Allah rahmeti eylesin Sivrihisarlı olduğu için Sinan Paşa Sivrihisarlı'dır. Ve o yüzden o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları vardı, bir yayın komisyonundaydı. Hemen oraya istediler ve ben onlara metni ilk baskı için verdim. Ama beni metin çalışmalarında filolojik neşre yönlendiren o ilk neşrim olmuştur. Çünkü metni o şekilde basmayı kabul etmediler, not istediler benden.
Halbuki Sinan Paşa gibi, tazanname gibi bir metni notlamak, çalışmaya başladığım zaman gördüm ki çok farklı bir donanım istiyor. İslami bütün bilimleri, bütün tasavvuf terminolojisini, efendim bütün edebiyatımıza Doğu dillerinden girmiş ne kadar çeşitli ilim terimleri varsa bütün bu terminolojiyi bilmenizi gerektiriyor. Ve bir yılda onun notlarını hazırlayabildim. 300'e yakın notu. Sonra Diyanet için Diyanet mensuplarının tazarnameyi okumasını istedim. Çünkü tazarnamede Sinan Paşa'nın Yakarışlar kitabı olarak çevirdim tazarruname'yi. Onu soracağım. Tazarruname aslında, yani bu siz yakarışlar demişsiniz ama bu tam kelime olarak ne demek? Şimdi yakarış yaklaşmak fiilinden gelir. Şimdi tazarruatın asıl kelime anlamı da odur. Daraatname yaklaşma demektir. Yani Allah'a yakınlık sağlayan efendim sözler anlamıyla. Onun için yakarışları tercih ettim. Yalvarışlar da olabilirdi ama evet. Yakarış en uygun daraatnamedir çünkü bir adı da tazarruname, tazarru ve daraatın Türkçe karşılığı, en uygun karşılığı yakarışlardır. Şimdi Yakarışlar'daki Sinan Paşa'nın aklın tükendiği yerde sığındığı kıyı tasavvuftur. Aklını o kadar zorlayan bir kimsedir ki iki yerde tazarnamede keşke beni yaratmasaydın diyor. O kadar zorluyor onu. O kadar zorluyor aklını çünkü her toplumdaki ve tabiattaki her çelişkiye akıl yoluyla bir çözüm bulmaya yönelen bir beyin. Yunan felsefesini incelemiş, ondan çok etkilenmiş. Ve septizizme saplanmış. Bu septizizme saplandığı yıllarda babası Hızır Bey İstanbul'un ilk kadısı. Kadıköy onun adını taşıyor hala. Kadıköy onun adına. Evet. Kendine verilmiş olan bir mülk. Babasıyla bir minyatürü vardır, onu da koydum. Babasıyla yaptığı tartışmada babası vazgeçirmeye çalışıyor. Sinan diyor, sen bu yolda, bu meslekte o kadar ileri gittin ki bu bakanın yemek yiyorlar. Bu sahanın bakır olduğundan bile neredeyse şüphe edeceksin diyor. Şimdi çok enteresan bir cevabı var. Tahkik edip bakır olduğunu anlamadıkça şüphe ederim diyor. Şimdi böyle bir derinliğine olayları, nesneleri derinliğine inceleyerek gerçekliğini öğrenme diyebileceğimiz bir derinlik var Sinan Paşa'da. Şimdi bunu yaparken özellikle de iman konusunda en küçük bir, zaten onu söylüyor, bir tereddüt yok. Ama toplum hayatında özellikle ve nesnelerde gördüğü o çelişkili durumları izah edemediği zaman yaptığı tek şey duaya yönelmek. Sinan Paşa'nın tazarnamesindeki dualar. İstedim ki duaları bizim duahanlar, mevlithanlar da artık kullansın. İnanın 1000 tane basıldı şu eser, hala bitmedi. İlgi ama tabii kıymetini bilen, biliyorsunuz böyle kıymetli şeylerin kıymetini bileni bulmak kolay olmuyor. Sinan Paşa, madem Sinan Paşa'dan başladık tazarruname, neden önemliydi? Sinan Paşa'nın iki kitabı da Marifname ve Tazarruname de sizin çalışmalarınızın başlangıcını aslında oluşturuyor eski metinler üzerine. Evet. Bu iki eserin önemi neydi? Sizin ortaya koyduğunuz fark neydi bu eserleri bugüne kazandırırken? Ayşe Hanım, şimdi benim doktoraya başladığım zaman benim seçtiğim, daha doğrusu bana teklif edilen metin Bursa Kütüphanesi'nde bulunan dünyada tek nüsha Şerhü'l-Menar diye bir eserdi. Bu eser üzerine hocalarım çalışmış, makaleler yazmış, tanıtmış falan. Bana dediler ki bunu hazırla çünkü bu eser Türkçenin 12. yüzyıldan önceki tarihini, Anadolu Türkçesini aydınlatan şu önemli, bu önemli bir eser. Bu arada Sinan Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde. O zaman evet, hiç ben Sinan Paşa'yı tanımıyorum. Bu eser üzerindeki çalışmaya başladı. İlk keşif
Benim keşif seyahati sayarım hepsini. Evet. İlk keşfim odur. Metnin bir şerh olduğu için metnin kime ait olduğunu araştırdım. 15. yüzyıla ait Nesefi, meşhur efendim, Arap müellifi, fıkıhçısı Nesefi'ye ait bir metin çıktı. Bir makale yazdım. Şerhül Menara dair diye. Benim ilk keşfim odur. O makalem bütün ilim dünyasında Batılılar bana Mert ol diye hitap etmedi. Şerhül Menara diye hitap ederlerdi. Ve o yıllarda bana küçük alimle kabını taktılar. Öyle bir makaleydi o. 7-8 sayfalık. O bir keşifti. Ben anladım ki bir eski metin bir arkeolojik keşif alanı gibi bir alandır. Bir keşif alanıdır. Bu keşif alanına girdiğiniz zaman arkeologların yaptığı gibi bir alan araştırması yapıp burada acaba buluntu var mı? Burada ben bir şey bulabilir miyim diye. O eseri benim bir ders kitabı olarak üniversitelerin master doktora programlarında şimdi okutulan eski metinlerin neşrine dair bir eserim var. 2 baskı yaptım. Bu kitabımda bunu yazdım. Şimdi bir defa bir tek kelimesini yazmadan bir metni okuyacaksınız. Önce bir okuyacaksınız. Bir okuyacaksınız. Bir defa nedir? Bunun içinde ne var? Ben ne bulabilirim? Yani ben o yüzden de 2 tezim benim doktora tezimde, doçentlik tezimde basılmamıştır. Çünkü onları hep geliştirme kaygısıyla hep yeni çalışmalar yaptım o konularda. Şimdi bunu okuduğunuz zaman o metin çalışmaya değer mi değmez mi? Bir defa buna karar vereceksiniz. Yani tez dediğiniz şeyin bir yenilik olması lazım. Bir yenilik getirmesi lazım. Alana bir katkı sunması lazım. Eğer bir katkı sunmayacaksa ele aldığınız metin, o metin üzerine niye yıllarınızı harcarsınız? Üniversite dediğimiz şey bu tam da. Onlarca metin yayımlanmış, hepsi çöplüğe gitmiştir. Maalesef, maalesef. İki, bu metinlerin yayım esasları sadece Osmanlıca biliyorum diyenin yapacağı bir iş değildir. Benim meslektaşlarım en çok bu konuda beni tenkit etmişlerdir. Osmanlıca dediğiniz şey, zaten Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlı Türkçesi var. Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi üzerine yazılmış olan tanzimattan başlamak, benim hocalarım dahil rahmetle anıyorum. Hepsi Osmanlı Türkçesi dediğiniz zaman Osmanlı Türkçesi döneminde Türkçe'ye giren Arapça ve Farsça kelimeleri sanmışlardır. Bütün gramerler bu yapıların izahına ayrılmıştır. Benim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi dersleri konduğu başladığı zaman yazdığım kitap bugün sanıyorum 100.000'i fazla aştı baskısı ve 100.000'lerce öğrenci okuyor hala. Adı Osmanlı Türkçesidir ve Türkçe gramer esasına göre yazılmıştır. Bana bu ilhamı veren de ne yazık ki yabancılardır. Bizim Osmanlı müellifleri, büyük alimler, Arapçayı, Farsçayı mükemmel bilen, ana dili gibi öğrenen medrese mezunları ne yazık ki Türkçenin ne bir sözlüğünü yazmışlardır ne de gramerini yazmışlardır. Hiçbir eser yok mu? Var. 15. yüzyıldan başlamak üzere 3-5 tane sayabiliyorum ama Latin gramerciliği esasına dayanan bir anlayış olmadığı için tamamıyla Arapçanın yapısından hareketle. Bakın bir şey söyleyeyim. En önemli eserlerimizden biri olan Divan-ı Lügat-ı Türk. Tamamıyla Arapçanın yapısına göre şekillendirilmiş bir metindir. Bir Divan-ı Lügat-ı Türk yayınını alın bakın. Arapçanın yapı özelliğine göre, seslerine göre düzenlenmiş bir sözcük yapısı var adeta. Latin gramerciliği ise bir dili seslerinden cümlesine kadar ele alıp niteleyebilecek bir maalesef diyeyim bilgi seviyesinde olduğu için Latin gramercilerinin yani bu o ekolden yetişenlerin yazdığı gramerler Osman Türkçesini anlamamıza değerlendirilmesinde büyük katkı sağlamıştır. Onlar olmasaydı benim 20 sene emek verdiğim Meniski'nin 4 ciltlik büyük sözlüğü yanında küçük sayılan grameri aynı zamanda sözlüğünün de tamamen izahını yapan bir gramer olarak
bana ilham vermiştir. Bu siz Meniskin'in gramerini çalıştınız, bize kazandırdınız. Kaç yıl sürdü hocam? Bu çok uzun bir çalışma diyebiliyorum. Benim aralıklı olmak üzere 20 yılımı aldı. Ama ne yaptınız? Biraz onu o konuda da izleyicilerimize bilgi verelim. Şimdi, nedir o Meniskin'in grameri? Meniskin'in sözlüğü 4 cilttir. Madde başları Türkçedir. Ama karşılıkları 6 ayrı dilde. Öyle büyük bir dilcidir ki 6 dilli bir sözlüktür. Latince, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça, Farsça. Şimdi bu sözlükten bir sözlük yapmak mümkün değildi. Ama bu sözlüğün bir indeksi var. İndeksinde bu sözlükteki bütün kelimeleri indeks haline getirmiş. Ben o indeksi o zaman 20 sene, 30 sene önceki bilgisayarları düşünün, kapasitelerini. İşte rahmetli Yücel, efendim bu Atilla filan gibi arkadaşlarımın Atilla yardımları. Evet, yani olmasaydı yapamazdım zaten. Her harfi ayrı ayrı alfabetik sıraya koymak üzere alfabenin bütün harflerini bu şekilde çalışarak bir sözlük haline getirdim. Bu 20 senemi aldı. Ama bunun bize katkısı ne oldu? Bu çalışmanın bize ve sizden sonraki yani bu Türkoloji çalışacak olanlara katkısı ne olacak hocam? Ayşe Hanım, eski metin yayınlarında en önemli problem edebiyatçı ve tarihçi arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı. Çoğunlukla bu konularda üniversitede bulunduğum yıllarda yardımcı olmuşumdur. Seslendirme meselesidir. Şimdi Arap alfabesi maalesef Türkçenin seslerini yansıtacak zenginlikte bir alfabe olmamıştır. Özellikle Türkçe gibi sesçileri bakımından, ünlüleri bakımından zengin 8 tane ünlümüz var. Bir dilin bir işaretle sadece vavla, efendim bütün yuvarlak ünlüleri sadece vavla gösterilmiştir. Bir vavla yazılmış olan bir Türkçe kelime hecesinde o vavı u mu, ü mü, ö mü, ü mü okuyacağınızı hiçbir zaman kestiremezsiniz. Ve okuduğunuz zaman da dayandığınız bir temel olmaz. Aynı şekilde ye, ı mı, i midir? Efendim baştaki elif, e midir, a mıdır gibi. Onun için en büyük sıkıntı burada olmuştur. Ve seslendirme meselesinde eğer yabancıların Latin alfabesini kullanarak yazdıkları metinler, ki biz onların tümüne transkripsiyon metinleri diyoruz. Eğer bu metinler olmasaydı biz hiçbir zaman geçmiş dönemlerin seslendirmesini yapamazdık. Şimdi bakın ben en son sözlük çalışmalarımı devam ettiriyorum artık. Metinler üzerindeki çalışmalarımı durdurdum. Tabii, yeni Meniskin'den sonra yeni bir sözlük çalışması yeni bir yapıyorsun. Bir sözlük yayınladım daha önce 25 bin kelimelik. Orada da bir iddia koydum ortaya. Bu kelimedeki Arapça, Farsça, Türkçe kelime yoktur içinde. Arapça, Farsça kelimelerin ve deyimlerin, terimlerin yani bütün o maddi muhtevasının karşılıkları Türkçe olacak. Benim bu iddiam Surname ile başladı. Surname 18. yüzyıl Türkçesinin metni. En ağır Osmanlıca ile yazılmış. Metin. Bir metin. O metni ben çevirmeye başladığım zaman onu basacak olanlarla yaptığım temasta o iddiayı ortaya koydum. Dedim ki Batı dillerinden alınma bir tek kelime kullanmayacağım. Ve çok zorla kalmadıkça Arapça, Farsça kelimeleri de kullanmayacağım. Ve bunda %99 başarı sağladım. Bu Surname'de bunu görüyoruz. Evet. Peki bir reklam arası verelim mi burada? Bir reklam arası verelim. Ondan sonra bu Surname hocamın sağlığına da mal oluyor aslında. Ondan sonra bunu dinlemeye devam edelim. Bir reklam arasındayız. Mert Oltulum 1940 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde Yeni Türk Dili asistanı olarak göreve başladı. 1968'de Sinan Paşa'nın Tazarrunnamesi ve Dil Hususiyetleri adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.
Maarifname, Metin ve Kili Birleşik Cümleler Üzerinde Bir Araştırma adlı teziyle 1979'da doçent unvanını kazandı. 1982-1983 öğretim döneminde Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi'ndeki görevine geri döndü. Aynı zamanda ana bilim dalının başkanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı olarak da göreve başladı. 1983 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Asli üyeliğine seçildi. Aynı zamanda 6 yıl boyunca Yürütme Kurulu üyeliğini üstlendi. 1984'te Türkiyat Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanlığı'na atandı. 1989 yılında profesör unvanını aldı. 1993-1996 yılları arasında Türkiyat Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak da görev yaptı. Türk Dünyası Sosyal Yapı Araştırması adlı proje kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da incelemelerde bulundu. 1997'de kendi isteğiyle emekli oldu. Tursun Bey, Tarihi Ebu'l-Feht adlı çalışmasıyla 1997 yılında Milli Kültür Vakfı'nın Tarih Dalı ödülüne layık görüldü. Eski Türkçe metinlerin çözümlemesi, bugünkü dile çevrilmesi ve neşri konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan Profesör Doktor Mert Oltulum'un kitaplarından bazıları şunlardır. Matrakçı Nasuh'un Tarihi Sultan Bayezid'i, Vehbi'nin Surnamesi, Hacı Ahmet Efendi'nin Sergüzeşt ve Ravzetü't Tevhidi, Mehmet Mahur Tulum'la birlikte hazırladığı Dede Korkut, Oğuznameler, Oğuz Beylerinin Hikayeleri, Elvan Çelebi'nin Menakıbul Kutsiyesi, Osmanlı Türkçesi Büyük El Sözlüğü, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Sinan Paşa'nın Tazarrun Namesi, Tarihi Metin Çalışmalarında Usul. Biz bu CV'ye bir iki kitap daha ilave edelim. Her Yanı ve Her Şey ile 18. Yüzyıl İstanbul'u ve Harname burada olan. Bu Harname'yi konuşacağız. Benim çok ilgimi çekti. Yani aslında eşek mektubu anlamına geliyor. Evet, herhalde evet. Bu özellikle sosyal hayata ilişkin, sosyal dokuya ilişkin kıymetli bir çalışma. O dönemin çingeneleri evet. Ve çingenelerin yaşadığı bir mahalleyi anlatıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Fakat onun üzerine Surname'de hiç Arapça, Farsça kelime kullanmadım. Kullanmamaya çalışacağım dedim. Kendi kendime böyle bir söz verdim. Yani yola çıktım. Çok zorlanmadıkça uydurma toplumda bir zamanlar uydurma diye adlandırılan kelime de kullanmamak. Yani günlük konuşma dilinin kelimelerini kullanmak kaygısıyla bunu çevirmeye çalıştım. O yüzden Batı dillerinden bir tek kelime bile almadığım gibi bu çeviriye mümkün olduğu kadar herkesin anlayabileceği günlük dili kelimelerini kullanarak yapmaya çalıştım. Şimdi bu kitapta da bu zaten çok hissediliyor. Ben tekrar göstermek istiyorum. Bu kitabın Borusan Vakfı basıyor önce galiba. İlk olarak 2000 yılında o bastı ama çok pahalı bir baskı yaptılar. O zamanki fiyatı 3000 dolar falandı yani. 3 büyük bir cilt. Koleksiyon. Koleksiyon. Kağıdını Venedik'teki kağıt atölyelerinde yaptırdılar. Özel, her şeyi özeldi. İkinci olarak 2007 yılında basıldı. Üçüncü baskıyı da 2021'de yaptık. Peki Ketebe Yayınları. Ketebe bizim yayınları. Yeni Şafak bünyesindeki yayın evlerinden, Al evet. Bayraklar grubundan. Valla kitabın kendisi de çok güzel, resimleri kaliteli, her şeyiyle. Bu çalışmada peki başarabildiniz mi hiç şey kullanmamayı? Şimdi tabii bu benim ilk denememdir. Şimdi ben bu tarihi metinlerin, özellikle klasik dediğimiz dönemin metinlerinin dili çok ağır olduğu için bu metinlerin günümüz diline aktarılmasında karşılaştığımız problemler nelerdir? Benim doçentlik tezimin konusu budur. Ve ben bu metinlerle uğraşarak öyle bir noktaya geldim ki Farsçadan dilimize girmiş olan kili birleşik cümle dediğimiz ve Türkçenin yapısına tamamen ters bir cümle tipini, ki bu Hindavrupa dillerine has bir çözümlemeli bir cümle tipidir. Bu cümleleri adam akıllı çözümlemeyi beceremedikten sonra herhangi bir tarihi metni anlamamız mümkün değildir.
Böyle bir noktadan hareketle bir doçentlik tezi hazırladım. Kili cümleler üzerine. Kili birleşik cümleler üzerine. Ama bir yıl hafızamı kaybettim yorgunluktan. Hala o yıllardan kalan bende unutulmuyor. Bu surnameyi hazırlarken de bir kalp krizi geçirdiniz bildiğim kadarıyla. Surname ile beraber tarihi metinlerde, tarihi metin çalışmalarında usul kitabımı aynı anda, aynı yıl içinde bitirdim. 2000'de kalbim tükendi. İlk ameliyatım 2000 yılındadır. Ondan sonraki çalışmalarım aynı hızla devam ettiği için 2013 sene dayandı kalbim yeni damarları. 2013'te zorlamaya başladı. 2017'de tükendi, bir daha oldum. O sefer ne üzerine çalışıyordunuz hocam? Surname buna sebep. O zaman meniski üzerinde. Meniski. En yoğun çalışmalarım meniski üzerineydi o zaman. O çalışmayla beraber tabii Süheyl Ünver Hoca'nın, Allah rahmet eylesin, ben eski şöhret diyeyim, bugünün şöhret olarak tanıdığımız ne kadar insan varsa hepsini tanıdım ve ilişkim oldu. Süheyl Ünver Hoca'yla bir gün Süleymaniye Kütüphanesi'nde ben boş vakitlerim hep oradaydı, hep metin okurdum. Bir gün bana dedi ki sen ne yapıyorsun? Hocam okuyorum, bir yazma almışım. Hiç unutmuyorum, çok enteresan bir şey çünkü. Oğlum dedi, kitap okunmaz. Ne olur hocam? Kitap karıştırılır dedi. Şimdi Süheyl Ünver'in bir şeyi vardı. Efendim, tiryakiliği yazmayı getirir. Zahriye dediğimiz önünde arkasındaki boş sayfalarda yazılanları okurdu. Ama orada neler bulmuştur? Çünkü o zahriyede neler yoktur ki? Deprem olmuş, deprem kaydı orada. Çocuğu olmuş, kaydı orada. Herhangi bir tarihi olay yaşanmış, kayıt orada. Hoca o zenginlikleri süzerdi yazmalardan. Ben ise yazmanın metnini okurdum. Kitap okundunuz dedi bana. Çok. Karıştırılır dedi. Bir de hiç unutamadığım müdahalelerden biri Ahmet Ateş Hoca. Duydunuz mu? Evet tabii ki. Ahmet Ateş büyük bir alimdi. Evet. Çok büyük bir alimdi. Bir dakikası boşa geçmemiş. Son dönemde yetişen Faruk Akın gibi bir insandı. Faruk Akın da çok önemli bir isimdi. Rahmetlik oldu. Yine Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışırken ben yine bir yazma getirip okuyorum. Omuzuma dokundu birisi. Baktım Ahmet Ateş Hoca. Gel dedi bana. Dışarı çıktık. Oğlum dedi sen ne yapıyorsun? İnsanın dikkati en fazla 45 dakikadır dedi. 40-45 dakika. 40-45 dakika sonra dedi yanlış okumaya başlarsın. Benim gibi çıkacaksın burada bir kahve içeceksin. Beni çıkardı bir kahve ısmarladı. Girdim o bu hayatım boyunca uyguladığım bir şey olmuştur. Bu konuda benim bir denemem oldu. Baki Divan'ın nüshaları üzerinde çalıştım. Müstensih dediğimiz bu yazıcılar niçin yanlış yapar? Öyle yanlışlar yapıyorlar ki inanamazsınız. Beyti atlıyor bir divan yazarken. Bakıyorsunuz 10 beyit eksik, 5 beyit orada eksik falan. Bunun mekanizmasını keşfetmek için yaptım bu çalışmayı. İnanın bir metni yazmaya başladığı zaman bir müstensih yaşı çok önemli. Yaşlı olup olması, gençliği yaşı. İkincisi fiziki mekan, ışık vesaire. Ama asıl önemlisi yazmaya başladığı zaman 3 sayfada hiç yanlış yok. 4. sayfada yanlış başlıyor. İnsanın dikkatinin zayıfladığı yer. Zayıfladığı yerde başlıyor yanlışlar. Sonra bakarken efendim aynı sayfada aynı kelimeyle başlayan birden çok satır varsa yukarıda bakarak başladığı satırı ikinci defa dönüp baktığında çünkü bakmak zorunda ya 2 kelimeyi okuyor ya 3 kelime. Tekrar baktığı zaman aynı kelimeyle başlayan diğer satıra gözü gidiyor. Aradaki 5 beyit kopmuş gitmiş oluyor filan. Böyle bir mekanizması vardır bu yazmaların. Efendim bunlarla bile uğraştım. Yani ben ama siz gibi sadece bir kelimeyi alıp çevirmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yazarın kimliği, o yazılan ortam, yaşı hani vesaire söylediğiniz şey. Her şeyi Ayşe Hanım bakın. Mesela bu bir de o mekan, olayın geçtiği mekan. Her hani şey. Bütün bunlara dair bir geniş çaplı bilgi edinme faaliyeti içinde bulunuyorsunuz. Bakın bu harame önemli son yayınladığım metinlerden ben Kedeme yayınlarıyla sözleşme yaparken bu iki metin ilk yayını olduğu için bunları şart koştum. Dedim ki önce bunları basacaksınız. Fakat okuması çok, izleyicilerimize de söyleyelim, okuması çok hoş. Çok şey böyle,
güzel, rahat ve bir dönemin sosyal hayatına, kültürüne, yorumlarına ilişkin, evet, müthiş fikirler veriyor, değerlendirmeler veriyor Buharname'de. Eşekname bu. Evet, yani eşek niye hikayeleri eşek, diyelim. Niye eşek hikayeleri demiş yazarı? Şimdi bu Buharname'yi, yazarını tam kimliğini bilemiyoruz. Ama benim eserden süzdüğüm bilgilerle alim, bir müderris muhtemelen ve Kanuni'nin bir yurt dışı, yani sefer sırasında diyelim, bir seferdeyken Kanuni dönüşünde kendisine yaklaşmak için hediye etmek üzere yazdığı, evet, bir kitap. Ve Arap ve Fars edebiyatı dahil, Türk edebiyatında Nasrettin Hoca hikayeleri dahil, eşekle ilgili ne kadar deyim, terim ve hikaye varsa bunları toplamış. İkincisi, çok seyahat etmiş, çok insan tanımış. Mesela orada çeşitli illerin konuşma dillerinden şeyleri vardır, lehçe, örnekleri vardır, evet, lehçe örnekleri. Şimdi ama asıl gözlemini Çingene vatandaşlar üzerinde yapmış. Şimdi ben Avcılar Ambarlı'da oturdum yıllarca. O zaman şimdi yok edilmiş orada bir şey vardı. Aynen Topkapı Sarayı'nın arkasındaki Çingene Mahallesi gibi. O iki kültür İstanbul için çok orijinal kültürlerdi. Yok edildi. Sulukule yani. Evet. Sulukule. Oraya, evet, çok gittim ben, evet, Sulukule'ye. Şimdi bu şeyde, Beylikdüzü'nde bir Çingene Mahallesi vardı. Bunun Kanuni dönemine kadar dayandığını bu eser ortaya çıkardı. Çingene kültürü orada öyle yaşıyordu ki Ayşe Hanım. Benim oğlum da çok meraklı bu işlere. Ramazanlarda, filoloji profesörü. O da filoloji. Ramazanlarda oraya gidip Çingene kahvelerinde onların sohbetlerini dinlerdik. Öyle sohbet yaparlar ki iftar vaktine kadar kırılırsınız gülmekten. Kendi aralarındaki şakalaşmaları. Öyle bir kültür vardı orada. Şimdi o kültürü tanımış, her şeyden önce Çingene kültürünü yansıtmaya çalışıyor. Yani bir çerçeve hikaye tamamıyla buna dayanıyor. O çerçeve hikayenin içine şimdi Çingenelerin yaptığı işler o zaman, işte affedersin, ayı oynatmak, çalgıcılık yapmak. Bir de eskiden nakliye işinde eşek sürüleri kullanılırmış. Katar diyor buna, eşek katarları. Bu katarların sürücüsüne harman deniyor. Harman yani işte eşek sürücüsü. Şimdi aynı işi yine bu şeyler yapıyor. Çingeneler yapıyor o dönemde. İşte bunların günlük hayat hikayesini kendini de dahil ederek, şimdi kendisini öyle enteresan bir tasvir ediyor kendisini. Şimdi aynı zamanda medrese arkadaşlarının tenkidi var burada. Çünkü eşek aynı zamanda cehalet sembolü olarak edebiyatta kullanılıyor. O yüzden Haraname dediği o eşek hikayelerinin her biri aynı zamanda kendi arka cahil arkadaşlarının tenkidine ayrılmış. Yani bir taraftan da aslında başka bir arka plan var. Arka plan o. Ama kendisini de dahil ediyor. Fakat herhalde burnu çok uzunmuş. Uzun bir burnu varmış. Kendisini burnu uzun 2-3 kuşa benzetiyor. Çulugi diye. Çulugi, çulluk kuşu işte. Çulluk kuşu, evet. Evet. Onların da hikayelerini katmış. Ben diyor onların işte kulakları uzun olur, eşeğin affedersiniz filan. Benim kulaklarım uzun değildi ama burnum uzundu. Onun için ben çulluk bilmem falan böyle yani zenginleştirmiş o hayvan hikayeleriyle. Şimdi ismini vermiyor. Hüsam-ı Sahravi diyor. Rahmetli Ahmet Hoca bunu buldu. Ahmet Ateş Hoca 58 senesinden beri buna kimse sahip çıkmadı. Ben bunun fotoğrafları bizim bölüm kütüphanemizdeydi. O zaman okumuştum. Siz fotoğraflardan, mikrofilmlerden okuyorsunuz ve de yani normal sayfa çevirerek. Şimdi artık CD veriyorlar. Eskiden fotoğraf alırdık, fotoğraflardan okurduk. Ne büyük emek, müthiş incelik, titizlikli bir çalışma yani. İnanın iki gözüm ameliyatlıdır benim, gözlerim de tükenmiştir. Yani bir de benim bir huyum var ama bu huyun çok doğru edinilmiş bir huy olduğunu Canan Hoca var. Dinler misiniz onu? Bu insan beyniyle ilgili araştırmalar yapan programlara çıkmış. Evet, sık evet, sık. Evet. Bize de konuk oldu, evet. Onun son programını izledim. Bir konu üzerindeki çalışmada yoğunlaşmanın önemini anlattı.
Ben o tarz çalışmayı benimsemişim meğerse. Ben metin üzerinde çalışmaya başladığım zaman bir problem karşıma çıkarsa o problemi çözmeden uyumamışımdır. Ve çok defa hanımım bilir, yatıp kalktığım olmuştur. Çünkü beyin çalışmaya devam ediyormuş siz yattığınız halde. O arada onu yakalıyor beyin ve hemen fırlardım, unutmamak için kaydederdim. Şimdi böyle bir yoğun çalışma sırasında hanım rahatsız olmasın diye çok defa ışığı söndürdüm filan. Bazen mum ışığıyla çalıştığım olmuştur. Maalesef gözlerim o yüzden ikisi de ameliyat. Eşinizin hayatınızda önemli bir yeri var ama bu program öncesi konuşmamızda da altını çizdiniz. Böyle bir eşe sahip olduğum için bahtiyarım dedi hocam. Tabii bir akademisyenden böyle bir şey, böyle bir yorum duymak çok çok hoş geldi yani bana. Ona gerçekten minnettarım. Çünkü çok yardımcı olduğu gibi şikayetçi olmadı. Yani bir hanımın benim gibi çalışan birine, delice çalışan birine sabır göstermesi. Yani düşünün ki hiç unutmuyorum, yeni evlendik. Kütahya'da akrabalarımız var. Onları ziyarete gittik. Ben hemen kütüphaneye gittim. Orada yazmalar benim çalışmak üzere. Onun için minnettarım ona. Bu eserlerde onun katkısı büyüktür. Büyüktür, evet. Bu biz de selam edelim, saygılarımızı sunalım. Evet. İki güzel evladınız var. Bir tanesi yine Türk orijinin önemli isimlerinden Mehmet Mahir Tulum. Bir de kızınız var. Mahur. Mahur, pardon. Mahir dedim değil mi? Ben evet, Mahur. Şurada kitabı. Niye tamam. Mahur koydum biliyor musun? Neden Mahur? Mahur besteden. Aynı zamanda biraz musiki tahsilim oldu. Eğitim aldım. Ben o yüzden bugün aslında yaprak çok olsun istedim fakat onun programı nedeniyle olamadı. Hani sizin musikiye yakın ilginiz oldu. Hatta meşk ettiğinizi de biliyorum. Yani bu, ama bu nasip olmadı. Mahur makamını çok sevdim. O yüzden oğlum da bir hatıra olarak Mehmet'e Mahur ekledim. Mehmet'e Mahur güzel de bir isim olmuş. Evet. Daha sonraki bölümlerde konuk etmeyi çok arzu ederiz. Onun bilgilerinden İnşallah. De faydalanmak isteriz. Bu titiz ve emek isteyen bir çalışma. Fakat bu metinleri çalışmak için de insanda bulunması gereken bazı özellikler sayıyorsunuz. Yani bir metin araştırması ve metin neşri için. Bunları bir sizden tekrar dinlemek isterim. Özellikle eski Türk metinlerinin neşri konusunda ne yapmak lazım? Yani nasıl bir titizlik göstermek lazım? Ve doğrusu nedir? Yapılan hatalar nedir? Biraz hatalar. Mesela Ahmet Yesevi'nin hakkında yapılan bütün yayınların çoğunun yanlış olduğunu ve hatalı olduğunu söylüyorsunuz. Mehmet Bey'in de bu konuda çalışmaları var Yesevi metinleri konusunda. Biraz da bu konuda bize bilgi verir misiniz hocam? Ayşe Hanım, şimdi alan olarak dilcilik ve edebiyatçılık olarak belki Türkoloji tahsilini ikiye ayırmak mümkündür. Tarihçilerin burada farkı ne metin analizinde? O ayrı bir bölüm olduğu için tarihçilerin metin neşrine ben hiçbir zaman karşı olmadım. Ama şu prensibi daima gözetmelerini istedim ve siz onu belki de bilmiyorsunuz. Benim iki tarihçiyle 20 senedir süren bir kavgam var. Tarihi metin çalışmalarında usul kitabını ortaya çıkarmamın sebebi odur. Menakıb-ül Kutsiye diye bir eser var. Anadolu'daki ilk isyan, büyük Babayiler isyanı diye bilinen isyan hareketiyle ilgili bir metin. Bunu yayınladılar. Aldım okudum. Benim öyle bir tiryakiliğim var. Yani ben her çıkan metni neredeyse alıp okuyan bir insanım. Bir de sadece okumak değil, süzüyorsunuz. Yani hocamdan süzme tabirini bugün öğrendik galiba. Çünkü bir şey, okuma eylemini anlatırken okuduğunu, kitabı süzmek diye bir tanım kullanıyorsunuz. Süzmek, anlaşarak. Anlaşarak hiç anlamadığım bir yerini okuduğum her metinde bırakmamışımdır. Onun için benim çocuklarım bilir, hanımım bilir. Benim kütüphanemde paramparça olan kitaplarım hep sözlüklerdir. Bütün sözlüklerim böyle karıştırmaktan, günde 10 defa, 100 defa açmaktan, kapamaktan paramparçadır. Bu kadar birikimim olmasına rağmen her çalışmamda yine sözlük kullanırım. Çünkü bakın, ben bunları hep yazdım. Anlam güzeli derler eskiler. Anlam güzeli. Anlam güzeli, anlama. Kelimeler seslerin oluşturduğu bir kalıptır. Seslerden oluşan bir kalıp. Buna zarf da diyebiliriz. Bunun içine olan şey, dolan şey anlamdır.
Ve bu anlam güzeli o kadar kendini kapatır, örter ki sizin onun yüzünü görebilmeniz için çok gayret, çaba sarf etmeniz lazım. Şimdi konuşmakta şu anda konuşuyoruz. Anlamadığınız şeyi bana sorup cevabını alma imkanınız vardır. Ama okuduğunuz metinde sorduğunuz soruya cevap alamazsınız. Anlam güzeli bu kadar kendini gizler sizden. Siz onu açmak zorundasınız. Şimdi anlam dediğimiz alan o kadar kaygandır ki dikkat etmediğiniz zaman sürekli sürçersiniz. Aynı kelimenin birden çok okunuşu vardır. Her okunuş ayrı bir anlama tekabül eder. Şimdi bütün sürçmeler bundan kaynaklanmıştır. Allah rahmet eylesin, Orhan Şaik Hoca'nın yaptığı bütün tenkitler de buna dayanır. Şimdi benim tazarrunamem çıktığı zaman Sevinç başlıklı iki yazı yazdı. Herkes şaşırdı ya, hoca bugüne kadar herkesi perişan etti. Nasıl Sevinç başlıklı yazı yazdı? O zaman hiç görüştüğüm yok. Ben sesimi çıkarmadım. Ama ikinci yazıda sürçmeler başlıklı kendine göre hatalar bulmuş, onları yazdı. Benden ses çıkmayınca bir gün fakülteye geldi. Mert ol sen misin benim? Şu kapıyı kapayalım mı? Kapayalım hocam. Yürü kırın bir şeydi, Allah rahmet eylesin. Dedim beni dövecek. Girdik. Dedi ki okudun mu? Okudum dedim hocam. O sürçmelere ne diyorsun dedi. Bırak gerisini. Metiye var çünkü. Ne diyorsun hocam? İtirazım var. Nereye itirazım var? 1, 2, 3, 4 filan. Yahu dedi öğrenmenin yaşı olmazmış derler ya. Bir de dedi efendim ne derler? Bugün fakülteye gelişim dedi ne kadar isabetli olmuş. Neler öğrendim oğlum dedi senden. Estağfurullah hocam. Yani şahit. Şimdi bakın bir şey söyledim ben hocam. Şimdi sizin yaptığınız tenkit için size ben örnek hemen orada fiş kutularım var çıkardım. Bakın benim çalışma tekniğimi göstereyim. Ben metni okurken anlamlandırmadan önce anlamaya çalışırken eskiden fiş kullanırdık. Şimdi bilgisayarlar var, bana göre hiç işimize yaramıyor. Hep tavsiye ediyorum öğrencilerime fiş. Neden hocam? Buraya kelimeyi yazacaksınız. Metindeki yazılışıyla. Karşısına hiçbir şey yazmadan o kelimeyi belli başlı sözlüklerde ama genişi güzel sözlükte değil. Şimdi isim vermeyeyim herkesin kullandığı sözlüklerde değil. Belli başlı sözlüklerde ki bunların çoğu yabancıdır. Başta Stengas dediğimiz sözlüktür. Sonra da efendim, özellikle Arapça Farsçalar için ikincisi de Redhouse'dur. Çünkü bizim Osmanlıca'ya, Osmanlı Türkçesi döneminde kelimeler Araplar yoluyla değil Farslar yoluyla gelmiştir. Farslar Araplardan aldıkları Farsçanın zenginliği Arapçaya dayanır. Arapça kelimelere dayanır. Onlar kendi dillerinin fonetik yapısını uydurmuşlar, değiştirmişlerdir. Yeni sesler türetmişler. Şimdi bizim ulemamız Arapça tecvidi esas aldığı için Arapça kelimeleri Arapçanın sesleriyle ya Türkçenin hakkı ne oldu? Her dilin kendi hakkı var. Buna biz halklaştırma diyoruz. Yani bir kelimeyi alıyor, kendi ses yapısına uyduruyor. Bugün Arapçanın ünlüleriyle, 3 tane ünlüsü vardır Arapçanın. Evet. Ama Türkçenin 8 tane ünlüsü var. Her Arapça, Farsça kelimeyi ben kendi seslerimle seslendirmişim. Dolayısıyla bu Türkçenin bir dilin hakkıdır. Ana dili hakkıdır. Şimdi bu hakkı gözetmeden bir Türkçe metni, bunların hepsi Türkçe metinlerdir. Bu Türkçe metinleri değerlendirmeye, okumaya çalışmak yanlış. Onun için bu ana sözlüklerden bu kelimenin okunuşuyla ilgili kaç tane teklif var? Buraya yazarım fişe. Sonra her birinin kaç tane anlamı verilmiş bu sözlüklerde? Bazen 8 anlam çıkar, bazen 5 çıkar, bazen 2 çıkar. Şimdi hocanın yaptığı tenkitlerde en çarpıcı örnek hep veririm. Sinan Paşa, Sicili Nesri'nin en önemli özelliği bakışıklı dediğimiz cümleleri kullanması. Yani aynen bir beytin İki mısradan oluşması gibi iki cümleden oluşan bir yapı ve sonları kafiyeli kelimelerden oluşuyor. Buna sici deniyor nesirde. Şimdi bir cümlede diyor ki hak çerağının delilleri, yoldan azanların delilleri. Şimdi hoca diyor ki orada sürçmelerde diyor ki delil Sinan Paşa gibi büyük bir üslupçu. Delil kelimesini diyor sici olarak nasıl aynı anlamdaki kelimeyi kullanır?
Hocam aynı anlamda olduğunu nereden çıkardınız? Fişi çıkardım. Arapçada delalet maslarından gelen delil kılavuz demek. Yol gösterici. Hak'tan azanların delilleri yani hak yolundan çıkanların kılavuzları sonra hak çerağının delilleri dedi hocam. Çerağın delili nedir? Nedir dedi bana. Hocam mumun alevidir. Mum dediğim şey yakmadığınız zaman fitilini mumdur. Ama yaktığınız zaman o pırpır eden en ufacık bir esintide böyle pırpır pırpır eden işte ona delil derler. Mumun delili. Allah Allah. Hocam o da delalden geliyor. Arapçada bir de delal diye mastar var. Onunla birlikte kullanılan bir yapı guncu delal. Bu da güzeller için işve şive oynaklık anlamında kullanılan bir ayrı mastardır. Şimdi ben bütün çalışmalarımı biz de bu arada müthiş öğreniyoruz hocam. Mesela yani mi? Böyle bir ders dinler gibi. Hani bir de bu emeğin ayırdığına varıyoruz. Umarım izleyicilerim de aynı şeyi düşünüyordur. Yani burada bir kelimenin üzerinde bile ne kadar çalışıldığını gösteriyor bütün bu anlattığınız. Ayşe Hanım, bu emek verilmeden yayınlanmış metinlerin birçoğu bakın çöpe gider. Bakın bir Amerikalı meslektaşımın hala yaşıyor. Emre Çelebi ile çok emek vermiş, uğraşmış birisi, ismini vermeyeyim. Bir gün bana dedi ki, yahu siz ne yapıyorsunuz dedi. Ne yapıyoruz? Dankov hadi vereyim, Dankov. Tarih kurumunun dedi, yeni çıkan yayınları bana geliyor. Artık paketi açmadan çöpe atıyorum dedi bana. Ya bunu bir Amerikalı söylüyor. Bir Amerika dil bilimcisi söylüyor. Türkolog söylüyor bunu. Bir Amerikalı Türkolog söylüyor. Ne kadar acıdır değil mi? Şimdi bu Menakıbül Kussi'ye yayınlandığı zaman aldım okudum. İnanın bu bir aile tarihi. 1243 yılındaki o meşhur Moğol istilasından önce bir isyan hareketi, Babai isyanı günümüze kadar etkileri devam eden büyük bir hareket. Ahmet Yaşar Hoca'nın metni için söylüyorsunuz. Fransa'da yapmış, burada bastırmış. İsmail Er Özal. Emekli oldu şimdi benim öğrencim. Evet. İsmail gelip gidiyor. İsmail şu metni ya bir gün bir toplanalım da ben okudum bak çizdim önümde. Gelin bir bakalım ben size sorayım bu ne bu ne bu ne falan diye. Çünkü tarihi bilgiler süzülmüş metinden hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Ve onun üzerine bir çalışma inşa edilmiş. Babaylık hareketi ve yankıları filan diye. Çok iddialı bir kitap. İsmail 10 sene cevap yok. 11. sene Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Alacoğlu, ben de Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyesiyim yıllarca. Vaktim oluyor akşamüstü uçak saatine kadar. Yusuf'u ziyarette dedim, Yusuf ne var diye ne yayınlıyorsun şimdi? Açtı bilgisayarı, bir baktım. Menakıbül Kussiye'nin ikinci baskısını. Yusuf bunu yapma dedi. Abi dedi ben yaparım orası dedi. Koca matbaası var o zaman kapanmamış. Yıllık aylık giderim şu kadar para kazanmak. Ya Yusuf burası bir devlet müessesesi yapma bunu. Yaptı. Menakıbül Kutsi'ye babayilik ve özellikle Alevilik tarihi için çok önemli bir kaynaktır. Çünkü Şeyh Edebali ile efendim söyleyin Aleviliğin fiiri. Hacı Bektaş Veli. Hacı Bektaş Veli'nin Baba İlyas'ın türbesine, pardon, tekkesine gidip gelen müritleri olduğunun ilk kaynağı o metindir. İlk kaynaktır. Şimdi bütün tarihi en önemli bilgiler unutulmuş, keşfedilmemiş. Onun için ben bir eserle uğraşan herkesin bir arkeolojik kazıyı izlemesini tavsiye ederim. Bir kültür arkeolojisi yapıyorsunuz. Resmen. Bir de mekanda dolaşıyorsunuz yani fotoğraflarınızda da vardı. Defalarca Topkapı Sarayı'na gittim. O alayın geçtiği yollar, iç avlu nedir, dış avlu nedir, o mekanlar nedir, bütün bu toplantıların yapıldığı, sünnetin cereyan ettiği, efendim, o mekanların hepsini defalarca. Yani sanki o yüzyıla ben kendim gittim onlarla beraber onu yaşadım. Yani onun dışında zaten her metin öyle yani. Yazarıyla bir ruhen bir bağlılık kuramıyorsanız onu anlayamıyorsunuz. Yani anlamanız da çok kolay olmuyor. Hı hı. Şimdi onun için benim yayınladığım son
Ketebe'den çıkan bu kitaplarımın da, yani yeni ilk yayınlarında bakın giriş kısımlarına en azından eser ve yazarı hakkında kitapta ne varsa hepsi süzülmüştür. Evet, bir özet bilgi hepsinde. Evet, yani ben yazarı bilinmiyor deyip geçebilirdim. Yazarı hakkında hiçbir şey söylemeyebilirdim. Ama yazarının ortaya koyduğu bütün görüşleri tahlil ederek kendisinin bir zeyni olduğunu söyleyecek kadar kendisini tanımaya çalışmışımdır. Burada Sinan Paşa da zeyni galiba. Zeyni. Mesela burada Seyit Vehbi bu Surname'nin yazarı için diyorsunuz ki kaleminden dökülmüş söz ezgileri çok renkli hayal dünyasının tasvir fırçasıyla renklenmiş satırları en az Levni'nin minyatürleri kadar değerlidir. Değerlidir. Yani aynı zamanda onun üzerinde bir yorum da içeriyor. Zeynilik meselesi bütün bu şeyleri okurken birçok yazarda dikkatimi çekti. O dönemin herhalde şey tarikatı zeynilik. Çok çok gözde bir tarikatı. Fatih döneminin 2. Bayezid döneminden ayrılan en önemli tarafı benim izlenimlerime göre, bu eserlerden edindiğim izlenimlere göre çok hür düşünceye, serbest düşünceye yer vermesi. Hı hı. Şimdi zeyniliğin de diğer tarikatlardan ayrılan yönü bu. Şimdi her konuda tenkidi ve öz görüşü ifade etmeyi ön plana alan. Şimdi Sinan Paşa'nın öyle tenkitleri vardır ki ben Diyanet Camiası bunu tanısın istedim, onun için orada bunu bastırdım. Ama ne yazık ki hiçbir tepki gelmedi. Tabii Sinan Paşa'nın bu yalnız tabii bir hapse atılıyor Fatih Sultan Mehmet döneminde. Sonra bir sürgün hayatı var Bursa'da. O da var. O da var ama sebebi bilinmiyor. Sebebi şimdi Fatih özel... Burada okurken pardon hocam dikkatimi çekti. Şeyden sonra da zindandan çıktıktan sonra da delilere uygulanan bir tedavi de uygulanıyor. Yani bu... Gönderirken şimdi İstanbul'da sürüyor. Önce hapse attırıyor. Ama ulema ayaklanıyor. Ayaklanıyor. Vazgeç yoksa terk ederiz. Eserlerimizi yakar terk ederiz İstanbul'u diyorlar. Bakın Koca Fatih'e diyorlar bunu. Onun üzerine affediyor. Sivrihisar'a affediyor. Kendi memleketi. Giderken İznik üzerinden gidiyor. İznik'ten arkasından bir doktor gönderiyor. Arkasından delilere uygun tedavi uygulaması isteğiyle. İznik'te tekrar hapse atıyorlar. Günde 40 değnek vuruyorlar ayağına. O zaman İznik medresesi aynen şey gibi. İstanbul ulemaları gibi. Evet yani iki tane büyük medrese var. Malum derecelenmiştir evet. O zaman medreseler. En üst dereceli medreselerden biri. Oradaki bir 32 yaşlarında o zaman çok ünlü bir ulema bir mektup yazıyor. Vazgeç yoksa diyor efendim ben de terk edeceğim memleketi ve derhal affediyor. Oradan memleketine gidiyor. İkinci Bayezid tahta geçinceye kadar sürgünde kalıyor. İkinci Bayezid tahta geçer geçmez geliyor. Zaten şehzadeliğinden beri ilişkisi olduğu anlaşılıyor bazı belgelerden. Ondan sonra işte eserlerini zaten inanılmaz bir şey. 3 eseri var. Bir de Tezkiretül Evliya tercümesi diyelim var. Ama ben onu da yayınlamak isterdim. Fakat rahmetli Celal Bayar'ın torunu var Emine Hanım. Evet. O bir metin istemişti. Ona vermiştim. Tez olarak yaptırdım. Ama keşke Süleyman Ulu da uğraştı bu şeyle, Tezkiretül Evliyalarla. Keşke onu da benim gibi süslerdi. Çünkü Sinan Paşa gibi bir adam, bakın orada evliya kerametleri var. Bütün kerametlerin akıl yoluyla izahlarına kalkışmış. İslami hükümler konusunda da yorumları var ve şüpheleri var. Yani hani onlara ilgin analizleri de sizin notlarınızdan okuduğum kadarıyla. Yani hatta birçok şey bugün de tartışılan konular. Bunlar devam eden yani döneminin aydını diyebiliriz miyiz? Bakın bir örnek vereyim çok enteresan, çarpıcı bir örnek. Bir yerde diyor ki bu yaratıcının isimlendirilmesi konusunda. Malum Türkiye'de de çok tartışma yapılmıştır. Diyor ki kimi Tanrı der, kimi Hüda, kimi Allah diye eder nida. Hepsinin maksudu birdir diyor. Şimdi Hüda Farsça, Tanrı Türkçe, Allah Arapça. Şimdi Allah kelimesinin hiçbir zaman
efendim, diğer kelimelerle karşılanmayacağı. Evet, bu da bir görüştür, iddiadır da. Ama kullananın maksadıyla bağlantılıdır. Ve yönendiğiniz varlık öyle bir, eğer sizin tasavvurunuzdaki varlıksa, onun ismi ne olursa olsun bu değişir. Evet. Yani bunun gibi onlarca mesela, yani İslam... 40 sene ibadet eden birinin birdenbire kötü yola düşmesiyle, 40 yıl meyhaneden çıkmamış birinin birdenbire Allah yoluna düşmesi çelişkisini alır, bunun üzerine fikir yürütür. Çok enteresan görüşleri vardır. Bunların din adamları için, benim kanaatim, Sinan Paşa gibi bir adamın aydınlatıcı olabileceğini hep düşünmüşümdür. Çünkü Marifnamesiyle beraber okunduğu zaman, Marifname tam anlamıyla bir nasihatler kitabıdır. Yüzlerce konuda, devlet yönetimi konusunda bile, özellikle vezir-i azamlar ile sultanların ilişkisi konusunda filan yazdıkları bugün bile ders alınacak şeylerdir. Çünkü bu tecrübeyi yaşamış kendisi. Evet. Bir yıl vezir-i azamlığı var. Evet. Kıymetli bir eser olarak sizin Türkçe'ye kazandırmanızla okuyalım. Bunu da değerlendirelim diye düşünüyorum. Bir reklam arası işareti veriyor arkadaşlarımız. Bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra Dede Korkut ve Oznamelere geçelim. İnşallah. Bir de bu titiz çalışmaların arka planında biraz da sizi tanıyamaya gayret edelim. Bir son bölümde efendim, bir ders gibi dinliyorum ben de, gördüğünüz gibi. Türkolojinin ulu çınarı gerçekten bir duayen diyeceğim. Duayen kelimesini sizden korkarak telaffuz estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah, onu bulacağız. İyi bir karşılık buluruz. Yani nedir duayenin Türkçe karşılığı? Vallahi tam bilmiyorum ama uydurmayacağız ama bulacağız uygun bir şey. Ben sözlüklerde bir araştırma yapmam lazım. Hocam biraz önce bir prensipten söz etti. Ben hiçbir soruya hemen cevap vermem dedi. Evet. Bunu da bir izah edin. İzleyicilerimize de paylaşayım bu notunuzla. Buyurun. Şimdi evet. Evet, yani ben hayatımda çok önemli kimseleri tanıdım. Hep onlara yakın olmak istedim ve oldum. Bunların başında Hamidullah Hoca. Muhammed Hamidullah. Büyük İslam alemi, efendim, çok önemli Hazreti Peygamber hakkındaki eseriyle tanınıyor. Türkiye'ye gelir sonbaharda, hatta tatil aylarında cumartesi konferansları yapardı. İslam Araştırmaları Enstitüsü'ne gelir. Onları izledim. Kendisine soru sorulurdu konferansın sonunda. Hiçbir soruya anında cevap vermedi. Ben bunu araştırayım, düşüneyim, siz de düşünün, haftaya konuşalım. İkincisi, benim yine çok değerli, dünya çapında bir isim, Kutat Kubilik gibi bir eseri yayınlamış, başka yayınları olan önemli, Reşit Rahmeti Arat. Reşit Rahmeti Arat'la yaptığımız derslerde 8-10 kişiydik. Benim öğrencilik yıllarım öyleydi yani. Böyle bir masanın etrafında toplanır, ders yapardık. Hocaya ne sorsak, sen bunu düşün, araştır, ben de araştırayım, haftaya konuşalım demiş, anında cevap vermemiştir. Şimdi ben onlardan aldığım bu şeyi, efendim, terbiyeyi, nasihati hep uygulamışımdır. Onun için şimdi size sorunuz da öyle, bir araştırayım ben onu. Tamam efendim. Bunu bir bulalım. Duayen kelimesinin karşılığını Mertel Hocam araştırıp bize söyleyecek. Çok mutlu olurum çünkü bu kelime ile tanımlanacak bir isimsiniz ama bunun tam Türkçe karşılığını oturtmakta her zaman zorlanıyoruz. Evet. Gerçekten bir önemli öncü hocalarımızdan birisiniz. Efendim, Türk Kahvesi'nde hocaların hocası Profesör Doktor Mertol Tulum'u bugün konuk ediyorum. Filolojide, Türk Edebiyatı'nda en önemli, dünyada da bizi temsil eden en önemli isimlerden birisi. Hocam, hocaların hocası diyoruz ama pek çok talebeniz de bu an biliyoruz ve hatta biz de yer yer konuk ediyoruz ve sizin isminizi gerçekten, hani, birçok bilim adamından çok da sık işitiyoruz, duyuyoruz. Kaynak kişisiniz siz. Evet. Yani kaynak gösterilen kişisiniz bu noktada. Talebeleriniz arasında YÖK başkanı olanlar var, üniversite rektörler var, YÖK üyeleri var. Efendim, emekli profesör var bir sürü. Bir sürü emekli profesörler var. Evet, yani Türkiye'li bir Türkçe sevdalısısınız. Evet, yani o benim, yani, gönlümü
kaptırdığım bir sevdadır, bir güzeldir o. Metin. Metin, eski metinler. Eski metinler, o metinlerin içindeki anlam güzelleriyle buluşmak ömür boyu bende tiryakilik haline gelmiştir. O yüzden ömür boyu hep yeni metinler bulup onları neşretmek istedim. Bu arada yayımlanmış olanları, mesela demin ismini andığım eski öğrencim, kendisiyle ilgili bir kitap çıktı. Orada bana gene bir gönderme yapmış. O konuyu başka bir zaman konuşalım. Yani orada demiş ki, yani hoca eski metinleri demiş tekrar yayınlama ya meraklı. Şimdi bu Harname'den önce İstanbul Ansiklopedisi. Allah aşkına, İstanbul Ansiklopedisi dediğiniz Ramazanname diye yayınlandı. Yayınlayan da benim çok sevdiğim arkadaşım. Haç'taki o ilim kazada ezilip ölen Amin Çelebioğlu. Yani bu eser nedir? Nedir? Muhtevası nedir? Yazarı kimdir? Hiç bu konularda bir tek bilgi sahibi olmadık ki. O eserin ne olduğunu, bir ansiklopedik İstanbul Ansiklopedisi olduğunu keşfini yapan benim. Topkapı Sarayı'nda ve diğer kütüphanelerde bulduğum yepyeni 40 kadar manzumeyle, manzume sayısını bilmem şu kadara çıkaran benim, bütün metinlerin açıklamalarını koyarak o metinleri herkesin anlayacağı tarzda yayınlayan falan filan. Şimdi bunu bakın, bir metin gerektiğinde Dede Korkut gibi 10 değil 20 defa da yayınlanabilir. Ama şartı şudur: doğrular ortaktır. Yanlışlar şahsidir. Şimdi bir metinde yanlışları düzelttiğiniz ölçüde o metnin ortağısınız. Şimdi Dede Korkut'a gelelim isterseniz. Evet, Dede Korkut çünkü önemli bir çalışma. Siz bir defa hani dünyada nerede Dede Korkut var? Dede Korkut'un orijinalleri nerede? İki nüshası var. Ne yazık ki Türkiye'de bir nüshası yok. Yurt dışından nüshaları. Bulunuşunun 200. İtalya'da bulundu ilk nüsha. Bulunuşunun 200. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'de yapılan çeşitli etkinliklere de katıldım. Orada dinlediğim tebliğlerin içinde en küçük bir katkı sağlayan şey göremedim. Bilgi kırıntısı göremedim. O sırada ben Dede Korkut üzerinde çalışmaya başlamıştım. Çünkü çok kıymetli bir meslekte Semih Tezcan ile bir yabancı meslektaşımız Yapı Kredi'den çıkardıkları Dede Korkut'a bir not cildi ilave etmişlerdi. Semih Tezcan çok kıymetli bir Türkologtu. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Semih Tezcan'ın kitabı çıktığı zaman ben ona iki ayrı makaleyle tenkit yazıları yazdım. Uzun makaleler. 30 sayfalık, 20 sayfalık. Buna devam edeceğimi söyledim. Fakat ikincisinde dedim ki yeniden günümüz diline bir çevirisini yapıp Dede Korkut'un gerçek tadını, o musikisini duyurmaya çalışacağım. Bundan sonra hedefim bu olacak dedim. Dede Korkut üzerindeki çalışmalarda bir şart var. O şartta eski Türkçeyi ve Orta Asya'da konuşulan dilleri iyi bilmek. Benim oğlum onların orada yaşamış, Özbekçeyi ana dili gibi öğrenmiş, konuşan birisi. Neden önemli Özbekçe, Çağatayca? Dede Korkut'un taşıdığı kültür, Oğuzların yaşadığı bütün coğrafyada üretilmiş olan bir kültürdür. Her inanç kültürü başta olmak üzere bütün alanlarda günlük yaşamlarının bütün yansımaları Dede Korkut'ta karşımıza çıkar. O yüzden Dede Korkut'ta onlarca yüzlerce kelime çözülememiştir. Sebep budur. Çünkü o kelimenin yaşam alanı çok farklı bir coğrafyadır. Öyle olmuştur. Şimdi ona ihtiyacım vardı. O konuda oğlumun donanımını o konuda ben geliştirdim. Orta Asya, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Azerice vesaire hepsini çok iyi bilen ve o problemleri çözebilecek donanımla beraber çalıştığım bir birlikte ortam. Çalıştığınız Dede Korkut Dede Oğuzhan. Korkut'ta bizim yaptığımız şu oldu, getirdiğimiz yenilik şu: Dede Korkut'taki Korkut ismi başta olmak üzere isimlerin hiçbirinin izahı yapılamadı tam anlamıyla. Bütün isimlerin hikaye içerikleriyle birebir bağıntılı olduğunu giriş kısmında yazdığımız uzun yazıda ispat ettik. Bana göre ispat ettik.
Yani bu isimler işte nam salınıp, at binip, kılıç kuşanıp, nam salınıp alınan isimlerin hepsinin hikayeyle bir bağlantılı. Birebir içerikle bağlantılı, birebir. Bunun hiçbir karşı çıkış olmadı. İkincisi, bu hikayeler eldeki metinlere göre bugüne kadar neşredildi. Rahmetli Orhan Şahik Hoca dahil neşredildi ve sırası acaba var mıdır bu hikayelerin? Yoksa gelişi güzel bunu yazan gelişi güzel mi yazmış? Bu konuyu tartıştık ve hikayelerin bu sırada olmaması lazım geleceğine dair ileri deliller sürüp sırasını değiştirdik. Şimdi bakın çok önemli bir hikaye. Deli Dumrul değil mi? Deli evet. Dumrul'u herkes bilir. Ne bilir? Deli Dumrul bir köprünün başına tutmuştur. Geçenden 30 akçe alır, geçmeyenden döve döve 40 akçe alır. Herkes bunu bilir. Hayır. Dede Korkut hikayesi orada anlattığımız, yazdığımız gibi Dede Korkut hikayesi bir eş sadakati hikayesidir. Dede Korkut köprü başına tuttuğu zaman oraya gelip yerleşen bir ovada bir delikanlı ölür. Ve feryat figan kopar. Deli Dumrul gider, ne bu, ne bağırıyorsunuz falan diye sorduğu zaman derler ki öldü. Kim? Kim öldürdü? Azrail. Kimmiş o Azrail der. Azrail kimmiş bu falan diye Azrail'e kafa tutar. Azrail gelir, ona bir görünür. Cenab-ı Hak gönderir, bir görünür. Deli Dumrul ne yapacağını şaşırır ve denir ki canını alacağım, bana bir can verirsen Cenab-ı Hak dedi ki bir can bulsun, onun üzerine alma, pazarlık yapar. Git annene der, babana ya can iste. Evet. Annesine gider vermez, babasına gider vermez. Der ki o zaman canını alacağım Azrail. Der ki benim bir eşim, yabancı eşim var. Ona gideyim, iki çocuğum var, helallik dileyim. Alayım. Gider eşi ne oldu? Eşine, ya yat eşine. Bunu anlattığı zaman yat eşi canını bağışlar. Ve Cenab-ı Hakk'a gittiği zaman Azrail, Cenab-ı Hak onlara 40 yıl ömür verir ikisine. Tamamıyla bir eş sadakatıyla ilgili ve yabancı eştir. Bakın ben bu yat kelimesini o yıllarda kitabı yayınlamak için Ankara'da başvurduğum çevrelerde bir önemli kurumun başındaki bir akademisyene söylediğim zaman hocam Allah razı olsun iki gün sonra tebliğim vardı. Bunun üzerine ben yadın yabancı anlamına geldiğini ilk defa sizden duydum. Bütün Dede Korkut hikayelerindeki Oğuz kahramanlarının civardaki Hristiyan beylerinin kızlarından bir eşi vardır. İlginç, ilginç bir şey. Evet, evet. Yani bütün bu yeni bilgilerdir bunlar. Bir evet. Başka bilgi, Dede Korkut hikayelerinin bir yazarı olmak zorundadır. Bunlar gelişigüzel halk arasında doğmuş, böyle sözlü efendim, gelenekten gelip yazıya geçirilmiş hikayeler olamaz. Niye? Bunun hikayelerin bağlamları var. Hikayelerin birbirine ilintileri var. Bakıyorsunuz akrabalık ilişkileri var. Dış Oğuzlar, iç Oğuzlar. Bunların arasındaki kavgalar var. Özellikle hikayelerin son hikaye olarak kattığımız hikayede bir bölünme, bir paylaşamama yüzünden Oğuz birliğinin dağılması hikayesi. Bunlar hepsi tarihi gerçekliklere işaret eden şeylerdir. Şimdi bu tür tahlillerin hiç yapılmadığı bir metin neşri bana göre bomboş bir neşirdir. Tabii siz bir kültür arkeolojisi yapıyorsunuz evet. Ve bir devamlılık da yani aslında bir zihniyet analizi bir taraftan da. Yani sadece evet. Bir metin önümüze koymuyorsunuz Türkçeleştirerek bir zihin analizi yapıyorsunuz. Evet. Bir zihniyet tarihi evet. Ortaya koyuyorsunuz. Evet. Müthiş hocam bu çalışmalar, bu izlekler. Çok çok da az vaktimiz kaldı. Ben bu yolda ilerlemek isteyen ilim insanlarına ne söylersiniz? Neleri bilmeleri gerekir? Ne tavsiye edersiniz? Eminim sizin öğrencileriniz bu tavsiyeleri yakından biliyordur ama bu yola Türk dilini geliştirmeye, güçlendirmeye baş koymuş nice insan olduğuna da inanıyorum ben. Onlara ne söylersiniz? Metinlere nasıl bakmalıyız? Biz okur olarak nasıl bakmalıyız? Bir de bizim cephemizden, okur cephesinden tavsiyeleriniz nedir? Efendim ben... Nasihatleriniz diyelim daha doğrusu. Estağfurullah. Ben emekli olmadan, erken emekli oldum. 57 yaşında emekli oluyorsunuz tabii. 97 enteresan bir tarihtir. Hatırlatmak isterim. Evet, yani 28 Şubat. Türkiye'deki yani, akademinin başka bir şeye evrildiği, bir baskıcı döneme girdiği bir onun, dönem. Onun yaşadığım acılı hikayesi ayrıdır. Onu hiç hatırlamak da istemem.
O yüzden emekli oldum diyebilirim sadece. Ya bu siyasi kavgalar nedeniyle emekli oldum. Tabii o zamanki YÖK Başkanı ile rektörle kavgam var, çatışmam var falan. Kemal Alemdaroğlu. Tabii oğlumun çektiği çileler var. Üniversiteden atılma hikayeleri var Kıbrıs'ta falan filan. O ayrı bir hikaye. O yüzden emekli oldum ama dua ediyorum onlara. Allah razı olsun. Çünkü ben bütün çalışmalarımı emekli olduktan sonra yoğunlaştırabildim. Yani sizi asıl böyle ben emekli arıyorum dedirten olay neydi hocam? Şimdi İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda yapılan bir toplantıya o zamanki YÖK Başkanı geldi. Orada bir rapor okundu. Hiç eğitimle, üniversiteyle ilgisi olmayan bir rapor. Bir istihbarat raporu diyeyim açıkçası. Ben karşı çıktım. Ne alakası var dedim. O zaman rektör Alemdaroğlu değil ama Alemdaroğlu yönetiyormuş. Evet. O yönetiyormuş meğerse rektörü de. Karşı çıktım. Orada yaptığım konuşmadan YÖK Başkanı'na çok rahatsız oldu. Ben çıktım, aldım paltomu, çıktım. Türkiye Tensi müdürüydüm. Geldim Alemdaroğlu bir telefon, bir sekreterim dedi ki sizi Kemal Bey arıyor. Hangi Kemal Alemdaroğlu? Bağla. Orada mısın dedi bana, aynen orada mısın? Kemal Bey bunu yakıştıramadım size. Telefona çıkan adam benim, buradayım tabii. Ne var? Seninle hesaplaşacağız dedi, aynen. Dedim ki evim çok yakın Kıstaşı'nda. Şimdi mi istiyorsun, yarın mı, ne zaman hesaplaşalım? Ben de meydan okudum. Kapadım. Arkadan soruşturma gelecek. Öyle bir zamandayız. Dedim ki... İstifa ettiniz. Emekliliğimi kazanmıştım ama oğlumu bıraktım. Oğlumu öyle kötülükler yaptılar ki Ayşe Hanım. Yapan en yakın mesai arkadaşları değil de bulunduğu kürsüdeki bir namertti. Namert diyorum ben ona. Evet. Bir namert. Ayrılıp Kıbrıs'a gitti. Hikayesi çok onun da. Ben o yüzden hemen emekliliğimi efendim, istedim, emekli oldum. Olay budur. Evet, emekli olduktan sonra ama çok verimli çalışmalar yaptınız. Hocam kaç yaşındasınız? Efendim 40 doğumluyum, siz hesap edin. 82 yaşındasınız. Evet, yani, maşallah Allah uzun ömürler versin bu çalışmalara, daha nice çalışmalar yapın. Şimdi bir sözlük çalışıyorsunuz. Hatta programdan önce konuşurken Deli ve Dahi diye bir film var, izleyenler belki biliyordur. O filmdeki gibi bir şey yaptığınızı öyle bir şey, söylediniz. Öyle bir şey. Şimdi bakın en önemli benim meslek hayatımda doktoramdan itibaren bir seslendirme meselesi en çok ilgimi çekti. İkincisi çeviri meselesi. Bu eski metinleri hangi bilgilerle günümüz diline aktarabilirim? Dediğim gibi kili birleşik cümleler üzerine bir doktoradan sonra doçentlik çalışması yaptım. Bu iki konudaki çalışmalarım hala devam ediyor. Bunlardan şu anda geldiğim noktada en önem verdiğim şey metinleri seslendirme meselesidir. Bakın dil dediğimiz şey bir sosyal varlıktır. Dil hayatla birlikte değişir. Hayatta karşılaştığımız yeni nesnelerin hayatımıza girmesi, yeni düşüncelerin düşünce ufkumuzda belirmesi, hepsi dille yansır. Dil bunları yansıtır. Dolayısıyla dile yansıyan hayat eserlere de yansır. Şimdi böyle bir aletle uğraştığınız zaman her şeyden önce dil malzemesini iyi tanımanız lazım. Şimdi hem bunu seslendirmesi önemlidir, hem de anlam dediğimiz, efendim o aslında dediğim gibi o gizli saklı gözlerini zarfın içindeki onun çehresini ortaya çıkarmanız. Şimdi bunun metotları ben dil bilim, bizde o hiç okutulmadı. Ben senelerde dil bilim çalıştım. Benim oğlum Amerika'da kaldı bir sene. Dil bilim kitapları bizim kütüphanemizde en zengin kitaplardır. Kullandığım şeyler. Şimdi bakın. Şimdi bir sözlük çalışıyorsunuz. Sözlük. Niye çalışıyorum? Osmanlı Türkçesi dönemi dediğimiz dönemde 14. yüzyıldan günümüze demeyelim de Redans'ın 1900 yıllarda baskısı sözlüğü o döneme kadarki Türkçenin ne kadar eserlere girmiş malzemesi varsa bunlarda mümkün olanları hepsini toplayıp sözlüğün içine koymak istiyorum. Ne kadar, kaç yıldır çalışıyorsunuz hocam bunu? Benim sözlük çalışmalarım devam ediyor da ama Redans üzerinde yönelişim 2 senedir. 2 senedir ne zamandır? 80 bunu? Bin maddeyi yaptınız. Yazdım. 3. defadır okumayı bitiriyorum. Şimdi Metin Bankası'ndan bahsettim size daha önce yapılmış. Evet. O Metin Bankası'ndaki 1.650.000 beyti bu 80 bin maddenin içine yerleştireceğim. Müthiş bir şey çıkacak ortaya. Bekliyoruz merakla. İnşallah. İnşallah. Efendim
bitirmek istemiyorum çünkü gerçekten bir kıymetli hazine, güzel, bir derya karşımda. Ama süremiz de sonuna geldik. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bursa'dan geldiniz. Bizim için zahmete katlandınız ama birikiminizden istifade ettik. Bunu bir ders gibi görün. Hepimiz de öğrencileriniz olarak görün. Allah ilminize kuvvet çok versin, bereket ediyorum versin. Ben davetiniz efendim için çok teşekkür rica ediyorum. Müteşekkirim. Daha önce de oldu ama size kısmetmiş. Onu da söyleyeyim. Nasip. İcabı da demedim daha önce. Nasip, yani. Nasip böyleymiş. Rahatsızlıkları da vardı hocamın. Evet. Böyle bir arada bu sohbetinden faydalanma fırsatı bulduk. Efendim haftaya yine kıymetli bir başka konuğumla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.